Hadi gelin biraz rakamlar üzerinden gidelim sevgili dostlarım ve biraz da geçmişe dönelim. Rakamlar nasıl ilerlemişti, nereden nereye gelmişti? Aynı senaryoyu mu görüyoruz, aynı filmi mi seyrediyoruz? Bu videoda bunu paylaşacağım sizlerle ve özellikle doların, altının yeni hedeflerini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 1-1,5 ay önce yaptığım videolarda sizlere ısrarla şunu söylemiştim. 7.25'e çok hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Onun sonrasında bir geri çekilme olacak 7.03 gibi ve sonrasında da tekrar yukarıya doğru sert bir hareket göreceğiz demiştim. Öbür taraftan yine sizlerle şu paylaşımı yapmıştım. O zamanlarda da doların fiyatı 5.85-5.90 aralığında gidip geliyordu. Çok yakın bir zaman içerisinde 6.25 seviyesini göreceğiz. 6.25'ten hafif bir geri çekilme yaşanabilir ama hemen sonrasında 6.80'e giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Sonrasında da 7'nin üzerine atacak kendisini büyük ihtimalle 7.25 seviyesi de kritik diye ısrarlı bir şekilde sizlerle paylaşımlarda bulunmuştum. Nitekim söylediklerimiz birebir gerçekleşti biliyorsunuz. Önce 6.25 seviyesi görüldü. Ardından 6.05 seviyesine kadar hatta 6.03 seviyesine kadar dolar kuru geri çekildi. Sonrasında herkes 5.50, 5.70, 5.85 falan derken ben ısrarlı bir şekilde sizlere hayır 6.25'e gidiyor ama 6.25 bile bundan sonra hedef değil 6.80'e ilerleyecek hızlı bir şekilde aynen dediğimiz gibi oldu. Önce 6.25 kırıldı ve sonrasında da 6.80'e giden bir dolar kuru gördük. 6.80'i kırdığı zaman da sizlerle şunu paylaşmıştım. Evet 7.25 hedefimiz ama önce bir 6.90-95 aralığında tıkanacak dolar. Bu seviyede bir süre gidip gelecek, durgunlaşacak bu seviyelerde. Ardından 7 seviyesinin kırılmasıyla birlikte 7.20'ye doğru giden bir dolar göreceğiz demiştik. Nitekim 7.20 seviyesi de kırıldı. Biraz Merkez Bankası'nın, biraz kamu bankalarının baskısı, biraz yabancı bankaların ekarte edilmesiyle birlikte ve piyasanın da sığlaşmasıyla birlikte dolarda bir geri çekilme gördük. Aynı 6.25-6.03'te olan filmi izliyoruz şu anda. Birebir. Nereye gidecek peki? Bu kez 7.20'ye değil 7.30'a gidecek arkadaşlar. 7.30'u kırdıktan sonra da 7.90'a doğru emin adımlarla ilerleyen bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Bunlar rakamsal olarak sizlerle paylaştığım veriler. Bir de tabii ki temel nedenler var. Bir, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin hızla eriyor olması. İki, Türkiye'nin borç ihtiyacının her geçen gün artıyor olması. Kısa vadeli borcun 175 milyar dolarlara dayanmış olması. Bu borcu çevirebilecek bir ortamı hala yaratamamış olması. Swap kanalları ile ilgili herhangi bir ilerlemenin olmaması. Yabancı bankalar ya da yabancı merkezli özel bankalar, Türkiye'deki özel bankaların Türkiye'ye borç verme konusunda isteksiz davranıyor olması, piyasanın canlanmaması, pandeminin hala devam etmesi, pandemide esasen ikinci dalgayla ilgili korkuların devam ediyor olması. Daha ötesi pandeminin yarattığı ekonomik küçülmenin her geçen gün biraz daha netleşiyor olması, işsizliğin artıyor olması, yoksulluğun artıyor olması. Bu söylediklerim sadece Türkiye için de geçerli değil artık, tüm dünya için geçerli. Bakın bizde işsizlik rakamları açıklandı, 13.6. Ya gördünüz mü Amerika'dan bile düşük işsizlik rakamları geldi denildi. İllüzyon yapmayın arkadaşlar. İnsanları kandırmayı bırakın. Doğru verileri paylaşın. Doğru bir şekilde insanlara haber aktarımı yapın ki güvenilirliğiniz olsun. Yanlış bilgi veriyorsunuz. Türkiye'de gelen işsizlik verisi Şubat verisi. Pandemi daha Türkiye'ye bile dokunmamış. Çin'i sadece etkilemiş tüm dünyada. Amerika'da, Avrupa'da yok. Bizim hala ticaret kanallarımız açık. O süreç içerisinde Şubat işsizliği buna rağmen %13.6 geliyor, düşmüyor. Yükselmiyor, yatay gidiyor. Türkiye'ye Mart sonunda neredeyse pandemi geliyor ve bütün piyasalar kapanıyor. Amerika'da gelen işsizlik rakamı ise Nisan verisi arkadaşlar. Bizim gibi 3 ay öncesinin verisi değil, Nisan verisini veriyor adamlar. Ve Nisan verisinde Amerika'nın işsizliği %14.40 seviyesinde. Demek ki Türkiye'nin Nisan verileri çok daha korkunç olacak arkadaşlar. Yani bizim işsizlik verilerimiz Amerika'dan iyi falan değil. Amerika'nın Şubat ayında hatta Mart ayında 4.4 olan işsizliği 14.4'e yükseldiyse, neredeyse 4 kat arttıysa, emin olun Türkiye'de de işsizlik oranı %25-30 aralığına doğru tırmanacak bu koşullar içerisinde. Görünen o. En ufak bir verinin bile yanlış anlatılması, yanlış algılanması nasıl bir sonuç doğuruyor onu göstermeye çalışıyorum sizlere. Bir tarafta Türkiye'nin işsizlik verileri ama Şubat verileri, öbür tarafta Amerika'nın işsizlik verileri ama
Nisan verileri. Buradaki 2 ay çok önemli. Çünkü bu 2 ay içerisinde zaten pandeminin etkileri ekonomide görünmeye başladı arkadaşlar. Aynı şey döviz kuru için de geçerli. Aynı şey altın için de geçerli. Bir takım verileri sanki bugünün verileriymiş gibi sizlerle paylaşıp ya da normal koşulların verileriymiş gibi sizlerle paylaşıp dolar yükseleceği kadar yükseldi, altın yükseleceği kadar yükseldi. Bu seviyelerden artık çok ciddi satışlar gelir deyip doların düşeceğini, altının düşeceğini söylüyorlar. Sanki koşullar değişmiş gibi. Hangi koşul değişti arkadaşlar? Biz daha pandeminin ekonomiye net yansımalarını görmedik bile. Borsalara yansımalarını görmedik. Bilançolara yansımalarını görmedik bile. Ne Türkiye'de, ne Avrupa'da, ne de Amerika'da. Yani dünyanın hiçbir yerinde pandeminin ekonomiye yansımaları net olarak görülmedi. Diyeceksiniz ki bir yığın parasal genişleme yapıldı. Bunlar neydi? O parasal genişleme bu pandemi sürecindeki sıkıntıları gidermek amacıyla idi arkadaşlar. Ekonomik sorunları gidermek amacıyla değil. Pandemi sırasında yaşanan sıkıntıların çözümü içindi onlar. Amerika 5 trilyon doların üzerinde yaptığı açıklamayı sadece bu pandemi döneminde Amerika'yı rahatlatmak adına yaptı. Daha ekonomiyle ilgili bir yığın problem yaşayacak Amerika. Bakın işsizlik belası ile ilgili çok ciddi bir sıkıntısı var. Yakında seçimler olacak. Bu seçimlere %14, %15, %20 aralığında işsizlikle Trump giderse seçilebilecek mi acaba? Amerika'yı gerçek anlamda yöneten Senato ya da Temsilciler Meclisi'nde işlerin ne kadar karışık olduğu ortada ve Türkiye'ye nasıl tavırlı oldukları da ortada. Neden biz swap anlaşmaları yapamıyoruz? Hala S-400 meselesini konuşuyorlar da onun için. Neden biz swap anlaşması yapamıyoruz? Çünkü Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili, Türkiye'nin bütçesiyle ilgili, Türkiye'nin makroekonomik rakamlarıyla ilgili çok ciddi kuşkuları var da ondan acaba Türkiye'ye verilen borçlar geri ödenebilecek mi kuşkuları iyiden iyiye artıyor tüm dünyada. Ve finans çevreleri Türkiye'ye borç verme konusunda çok temkinliler bu süreçte. Zaten kendi dertleri tasaları var. Bir de yeni dertler, tasalar, problemler, risklerle uğraşmak istemiyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar Türkiye'nin şu anda çok ciddi bir parasal sıkışıklığı var. Bunu kabul edelim. Döviz rezervlerimiz çok ciddi sıkıntılı. Bu döviz rezervleriyle dış borcu karşılama ihtimali çok düşük gibi görünüyor. Bazı dedikodular var. Ben ısrarla dedikodu demeye devam edeceğim. Çünkü gerçekliğini ispatlama şansım yok arkadaşlar. Ama bu dedikodulara göre Merkez Bankası'nın bırakın rezervlerini özel bankaların verdiği zorunlu karşılıkların bile tüketildiği konuşuluyor bu süreçte. Dış kaynak bulamayacaksınız. Türkiye'den yabancı sermaye hızlı bir şekilde kaçmaya devam edecek güvensiz ortamdan dolayı. Sıcak para getiremediğiniz gibi borç bulmakta, fon bulmakta da zorlanacaksınız. IMF ile siyasi nedenlerle masaya oturmadığınız için bir kefalet de söz konusu değil. Ki bu saatten sonra IMF ile masaya oturabilir misiniz? O da apayrı bir tartışma konusu. IMF ile anlaşma yapılmasına en çok karşı çıkan kişilerden birisiyim. Ama şu gerçeği de göz ardı edemeyiz. IMF ile yapılacak herhangi bir anlaşma aslında bir kefalet anlaşması. Para gelsinden çok IMF'nin size kefil olması anlaşması. IMF'nin size kefil olmasıyla birlikte yurt dışındaki sıcak paraya çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilme anlaşması olacaktı. Ben bunları söylemeye en fazla hakkı olan insanlardan birisiyim. Çünkü ben bir senedir uyarıyorum bu konuyla ilgili. Yapmayın, etmeyin. Merkez Bankası rezervlerini, kamu bankalarının bilançolarını sadece doları baskılayabilmek için bu kadar har vurup harman savurmayın diye bu yarın öbür gün sizin borç bulmanızı zorlaştıracak, güvenilirliğinizi azaltacak diye ısrarla söylüyorum. Bütçeyle ilgili çok ciddi problemler yaratacak diye ısrarla söylüyorum. Bundan 10 yıl öncesine döndüğümüzde o zaman da şunu söylüyordum. Türkiye'nin en stratejik kurumları olan bankaları bu kadar çok yabancılara teslim edilmesin. %70 oranında neredeyse yabancı bankalara teslim ettiniz. Şimdi de hiçbir şekilde söz geçiremiyorsunuz. Şimdi tabii ki çıkıp bizlerin konuşma hakkı doğuyor. Çünkü biz bir yıl önce bu konularla ilgili uyarılarda bulunduk arkadaşlar. Geçen yıl sadece dövizi baskılamak adına Londra'daki swap ortamında bazı alengirli işler yapıldı. Yapmayın, etmeyin. Çok ciddi anlamda yarın öbür gün zora sokar. Bir daha swap anlaşması yapamazsınız dedik. Dinlemediler. Bizim bildiğimiz en doğru. Bak nasıl onlara diz çöktürdük dediler. Bugün aynı adamlarla swap anlaşması yapmaya çalışıyoruz. Yapamıyor doğal olarak da. Ve sonuç itibariyle arkadaşlar dolar girişimiz olmadığı için, döviz girişimiz olmadığı için, ihracatın da önü iyiden iyiye kesildiği için, turizm gelirleriyle ilgili zaten ümit
tamamen kesildiği için, yurt dışındaki işçi dövizlerini Türkiye'ye getirmekle ilgili umutlar da bittiği için elimiz her geçen gün biraz daha sıkışmaya devam ediyor. Görünen şu arkadaşlar. Dolar geri çekilmesini tamamladı. Aynı 6.03'e çekildiği gibi. Buradan büyük ihtimalle çok sert bir şekilde yukarıya tekrar tırmanacak. İlk önce 7.30'u görecek. 7.30'u kırdıktan sonra da bu kez 7.90 seviyesine doğru gidecek. E ne oldu 7.60 seviyesi diye soranlar olabilir. Eğer ki 7.20 kırıldıktan sonra sert müdahalelerle dolar bu seviyeye çekilmemiş olsaydı, elde bu kadar açılmadan, pokerde elinizi açmayacaksınız kardeşim. Elinizi de bu kadar açmadan sakin bir şekilde olaylar seyrine bırakılmış olsaydı, evet 7.60'a giderdi. 7.60'tan sonra da yükselişine devam eder, 7.90'a giderdi ama biraz daha sakin sakin giderdi. Bu kez artık herkes elini açmış durumda. BDDK'nın son kararları Merkez Bankası'nın durumunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Sayın Albayrak'ın yabancı bankalarla, yabancı yatırımcılarla yaptığı son görüşme elini tamamen açmasını beraberinde getirdi. Türkiye'nin ne kadar sıkıntılı ve sıkışık olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu kadar çok dedikodunun yapılması, özellikle yabancı piyasalarda Türkiye'nin Merkez Bankası rezervleriyle ilgili kaygının giderek büyümesi, Türkiye'nin ekonomik verileriyle ilgili inandırıcılığın iyiden iyiye ortadan kalkmış olması dolar üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Bize borç vermek isteyen adamın borç vermesini de engelliyor. Bakın CDS'imiz 600 puanın altına gevşemiyor arkadaşlar. Bu yüksek CDS oranına rağmen yine de bize kimse borç vermek istemiyor. Çünkü ne kadar yüksek faizle verirseniz verin, borcunuzu tahsil edemeyecekseniz, böyle bir endişeniz varsa o borcu vermezsiniz kardeşim. Bilirsiniz ki ne o yüksek faizi tahsil edebileceksiniz ne de ana paranızı tahsil edebileceksiniz. Yabancının bakış açısı bu. Yabancının kaygısı bu. Neden? Çünkü biz geçen yıldan bu yana sadece doları baskılamak için, başka hiçbir neden yok, sadece doları baskılamak için bütün güven köprülerini yıktık. Üstelik güçlü Türk lirası, güçlü Türkiye mantığının aslında Türkiye'yi ithalata teslim etmek, Türkiye pazarını yabancılara teslim etmekten başka bir şey olmadığını görmemize rağmen ve bizim gibi analistlerin, ekonomistlerin bu konuyla ilgili ısrarla uyarı yapmasına rağmen bunu yaptık. Çünkü doların yükselmesi enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Peki enflasyon üzerinde niye baskı oluşturuyor? Çünkü bütün ürünleriniz ithal de ondan kardeşim. Eğer ki ithal edeceğimize biz kendimiz üretiyor olsaydık, bırakın doların 6 lira olması, 106 lira bile olsa kimsenin umurunda olmazdı. Kimse de ekonomiyle dolar kurunun yükselişini eş tutmazdı. Bir kriz algısı olarak bu mesele algılanmazdı. İthalata bağımlı bir ülke olduğumuz için ne yazık ki doların en ufak yükselişi enflasyon olarak yansıyor. Bu enflasyon nedeniyle de ekonomik dengeler alt üst oluveriyor. Bu kırılganlıklardan dolayı da doları baskılamak her şeyden önemli oluyor. Doları baskılamak için bütün ekonomik dengelerimiz alt üst ediliyor. Buna rağmen bir yıl önce olması gereken bir yıl sonra bugün oluyor ve dolar yükselmeye devam ediyor ve görünen o ki yükselmeye de devam edecek. Altın da tabii burada konuşmak lazım. Altının onsu da uluslararası piyasalardaki risk ortamının her geçen gün derinleşmesiyle birlikte IMF'den Dünya Bankası'na, Dünya Bankası'ndan Amerikan yönetimine, Amerikan yönetiminden Avrupalı yöneticilere kadar herkesin artık işlerin daha da karmaşık hale geleceğini, ekonomik dengelerin daha da bozulacağını, büyümenin de öyle söylendiği gibi V şeklinde değil, benim L olarak ifade ettiğim, uzun zamandır söylediğim L harfinde olduğu gibi ya da Nike'ın logosunda olduğu gibi dibe vurup çok yavaş yavaş yukarıya çıkacağı kaygısının iyiden iyiye derinleşmesiyle birlikte risk ortamı daha da belirginleşiyor ve bu risk ortamı da altına olan talebi her geçen gün arttıracak. Dün de 1700 doların hafif altına geldi. Tekrar kendisini 1700 doların üzerine attı. Altının onsu 1700 dolara demir atmış durumda. Buradan gelecek hacimli bir taleple birlikte yakın zaman içerisinde 1860 rekor denemeleri de yapılacak altının onsunda. Şimdi ikisini bir araya getirelim. Doların 7.90'a doğru gittiği bir ortamda, altının onsunun 1860 dolara gittiği bir ortamda gram altın minimum 500 lira seviyelerine kadar yükselecek. Görünen bu arkadaşlar. Altının gramı düşecek, batacak, çakılacak falan diyenler ne yazık ki bir kez daha yanılacaklar. Dünyadaki koşullar böyle devam ettiği sürece, Türkiye'deki koşullar böyle devam ettiği sürece dolar da yükselecek. Yurt içinde,
altının onsu da yükselecek. Yurt dışında ve ikisine bağlı olarak gram altın da agresif yükselişler yapacak gelecek zaman içerisinde. Elbette bu söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değil. Zaten bunu söylememize bile gerek yok. Biz size stratejik durumları anlatıyoruz, haberleri anlatıyoruz, gelişmeleri anlatıyoruz. Bugüne kadar yapılmayan bir şeyi yapıyoruz. Bu haberlerin, bu gelişmelerin, bu verilerin ne anlama geldiğini ve piyasaları, özellikle dolar altın cephesini nasıl etkileyebileceğini anlatıyoruz. Ve bu nedenle de zaten genel itibariyle söylediğimiz rakamlar hep gerçekleşiyor. Yani burada at yarışı oynamıyoruz, burada falcılık yapmıyoruz. Burada gerçekler neyse onu konuşuyoruz ve bu gerçeklere bağlı olarak da piyasaların nereye gideceğini öngörerek elimizden geldiğince küçük yatırımcılara, sevgili dostlarımıza, değerli dostlarımıza yol göstermeye çalışıyoruz. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımızdaki üyelik seçeneklerinden herhangi birisine katılıp bize destek verebilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü gün içinde oradan da kısa kısa videolarla sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.